Sözü bırakmadan önce derinlerde canlılığını halen koruyan küçük bir kıpırtı da olsa bir hukuk kıpırdanışı var mı? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında bu canlı giriş niteliğindeki konuşmalardan sonra ben esasen iki konuşmacıyı da dinleyip ondan sonra konuşmayı tercih ederdim. Fakat bu toplantıdan çok önce başka toplantıya söz verdiğim için ilk sözü bana verdi sevgili meslektaşım. O bakımdan hızlıca ve özetle, çünkü benim söyleyeceklerimden çok sorularınız daha önemli olabilir. Dolayısıyla sizlerden izin isteyeceğim biraz sonra. Şimdi tabii bu konuşmalar aslında tabloyu ortaya koymuş bulunuyor. Yeniden buna dönmeye gerek yok. Fakat bir husus, deyim konusu, tabii siz KHK ek listelerinde, ben KHK diyorum çünkü ilkokulda K diye öğrendim. Değiştirmemin anlamı yok. Anlamı yok, bazılarının hoşuna gidecek, bazılarını rahatsız edecek diye. KHK ek listelerinde adları yer alan kişiler değişim aslında teyit edilmiş oldu. Çünkü bu tablonun vahametini, ciddi boyutlarını betimsel olarak aynı zamanda ortaya koydunuz. Çünkü neden ihraç veya müveç demiyor, ne olacak işte kamu görevlisi alındı görevinden. Oysa burada belirtildiği gibi, değinildiği gibi kapsam bakımından çok geniş bir yaptırım zinciri, yoksunluk, haklardan yoksunluk söz konusu birincisi. İkincisi, mekan bakımından ülke sınırlarını aşan dünya çapında bir yaptırım söz konusu. Üçüncü olarak da kuşaklar boyu sürebilecek yaptırımlar. Yani kapsam, mekan ve zaman bakımından bir hukuki işlem ile karşılaştırılamayacak derecede ağır yaptırımları olan, onulmaz yaralara yol açan bir seri işlemler dizisiyle karşı karşıya bulunuyoruz. O nedenle gece yarısı yargısız infazları deyimi de kullanıyorum. Bunun hukuka, akla, bilime aykırı olduğunu dile getirmek için, yansıtmak için. Şimdi bu tabii ki kapsamlı ihlaller karşısında, büyük yaptırım zinciri karşısında sizler tabloyu ortaya koydunuz. Bana herhalde düşen neler yapılabilir sorusuna yanıt vermektir. Şimdi gelirken benim tam 6 ay önce sizin değindiğiniz o hali sonlandırma amacıyla meclise getirilen ne yazık ki ilk yasama tasarrufumuz, Ömer Faruk Bey de geldi aramızda, hoş geldiniz. Onunla birlikte tanıklık ettiğimiz bu 7145 sayılı olağanüstü hali 3 yıl daha uzatma, yani yasa yoluyla uzatmaya ilişkin kanun olmuştur. Ve onunla ilgili Adalet Komisyonu'nda yaptığım konuşmaya göz attım. 19 Temmuz 2018 de değişen bir şey yok. 22 sayfalık bu metni, hani aynen burada aktarsam, evet, değişen bir şey yok. Keşke olsaydı, keşke bizim o sırada ortaya koyduğumuz çekinceler haksız çıksaydı. Şimdi bu tabii ki canlılığı ile bu düzenlemenin, bu hem olağanüstü hali uzatan
fiilen yasa yoluyla uzatan kanun olsun, hem de öbür elinin altında kanunlaştırılan, yasalaştırılan tehlikeler, yasa, evet, onlar yasalaştırıldı, yasa sayısı denildi ama tabii hukukçunun gözünde hala hukuka inanma saflığına sahip olan bir kişi olarak onların esasen sayı olarak yasa denilse de içerik olarak yasa olmaktan uzak. Neden bu vurgu? Çünkü biraz sonra belirleyeceğim gibi bunu yargısal başvurularda kullanabiliriz bu durumu. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki hani OHAL anayasal çerçeve çok üzerinde çok duruldu. Sonra başbakanın zamanın başbakanının ünlü sözü, 2 yıl kadar önce söylediği, OHAL komisyonu kurulduktan sonra söylediği, kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir içinde. Biz bunu basından öğreniyoruz. İşte basın yoluyla haberdar oluyoruz. Kimlerin ek listelerde yer aldığını biçiminde itirafı. Burada tabii ki burada başbakanın, zamanın başbakanının sözünü, kendisini son başbakan olarak övünen ama hüzünlü olduğunu zannediyorum. Çünkü gerçekten son başbakan olmak hiç de hayra alamet değildir. Yani son başbakan olmak, başbakanlığı ilga sürecine katkıda bulunmuş olmaktır. Başbakanlığı ilga eden anayasanın askıya alınmasını tayir edilme sürecine aynı zamanda ortak olmaktır. Bu öyle sıradan geçiştirilecek bir şey değildir ama ben hani yine hukukçu olarak adil yargılanma hakkı açısından söylüyorum. Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir sözü şu bakımdan kesinlikle hukuken telaffuz edilemeyecek bir sözdür. Çünkü hukukta kuru da olsa yakılmaz. Yakmak fiili hukukun fiili değildir. Eğer suçlu ise onu yakmayacaksınız. Engizisyona yollama yaptınız. Yargılayacaksınız. Adil yargılanma hakkının zaten varoluş nedeni budur. Ve adil yargılanma hakkı günümüzde devletin varlık nedeni, hukuk devleti olmanın asgari koşulu. Ben hani gerçek hukuk devleti, gerçek demokrasi gibi sıfatlı deyimler kullanmaktan kaçınıyorum. En azı yeter. Yani ikinci maddede yer alan hukuk devletinin en az koşulları ya da adil yargılanma hakkının en az koşulu. Çünkü biliyoruz ki burada baro yönetiminden olsun, olmasın avukat arkadaşlar bulunuyor. KYK mağduru olmasalar da adil yargılanma hakkının nasıl zedelendiğini bu süreçte bunu yaşadık, yaşıyoruz ve ben bir kez daha bu vesileyle getirmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği bu konuda maalesef o halde adil yargılanma hakkı ihlalleri başlıklı bir tematik rapor hazırlama görevini, sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Bu tarihsel bir sorumluluktu bana göre çünkü gördüğüm kadarıyla Türkiye baroları büyük ölçüde buna hazırlar. Böyle bir göreve hazırlardı. Halen hazırlar tamam oldu. Şimdi burada tabii ki Anayasa Mahkemesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nasıl perdelendiğini, neden perdelendiğini bunlara girmek için zamanımız yok. O bakımdan daha böyle kuş bakışı bakmak suretiyle konuya yaklaşmaya ve olası yol ve yöntemleri sizinle paylaşmaya çalışacağım ama biraz haliyle politikaya kayabilir. Çünkü belirttiğiniz üzere bu bir politik sorundur. Keşke bu sorun
hukuki sorun olsaydı, hukuk mecrasında yürütebilseydik, işte aramızda bulunan sevgili Gergerli oldu, mecliste en çok çırpınan vekilimiz bu konuda. Ama gerek bu konu olsun, gerekse biraz sonra kendisi canlı biçimde anlatır, gerekse diğer konular olsun, dile getirdiğiniz zaman haksızlıkları, hukuksuzlukları, insan hakları ihlallerini hemen yanıt hazır. Efendim, biz haksızlık yapmıyoruz, biz hukuku ihlal etmiyoruz, insan haklarına saygılıyız. Eğer saygılı olmasa idik, o zaman biz çoğunluk oyu bize gelmezdi. Demek ki biz doğru iş yapıyoruz. Şimdi sizin hukuki eleştirileriniz politik biçimde yanıtlanıyor ve hem de demagoji öğeleriyle bezeli süslü bir biçimde. O bakımdan belirttiğiniz gibi bu konu siyasal bir konudur. Bu konu hem 16 Nisan oylamasıyla bağlantılıdır, hem 24 Haziran'la doğrudan bağlantılıdır, hem de gelecekte 31 Mart oylaması ile doğrudan bağlantılı olacaktır. Bağlantılıdır çünkü 16 Nisan'ın tarihi neyi çağrıştırıyor? Tam 6 ay öncesini anayasa suçu işleniyor biçimindeki şimdiki müttefik liderin beyanını, ya anayasayı değiştirelim, Cumhurbaşkanı'nın işlenme eylemlerine uyduralım ya da Cumhurbaşkanı anayasaya uysun. 16 Ekim 2016 ve oylama ise 16 Nisan 2017, tam 6 ay sonra. Benim 15 Temmuz Anayasası başlıklı kitabımı bilenler bunu gözlemişlerdir. Bu gün geçtikçe 15 Temmuz Anayasası nitelemen haklılık kazanmıştır. Keşke haklılık kazanmasaydı, teyit edilmeseydi, burada özür dileseydim. Evet, ben 16 Nisan'da oyladığımız metni 15 Temmuz Anayasası olarak nitelendirdim. Yanılmışım. Bunu geri alıyorum. Bütün unvanlarımdan da vazgeçiyorum, anayasacılığımdan vazgeçiyorum diyebilseydim keşke ülkem adına. Çünkü mecliste yapılan her oylama, her adım bu 15 Temmuz Anayasası'nın varlığını bize hissettiriyor. Şimdi bu açıdan tabii ki konu siyasaldır, doğru, siyasaldır. 16 Nisan, 24 Haziran ve 31 Mart bağlamında, bu üçlü bağlamda düşünmemiz gerekir. Çünkü bu siyasal dengeyi değiştiremediğimiz sürece hukuken yol almamız çok zordur. Siyaset-hukuk diyalektiğinin bu kadar iç içe olduğu bir dönem belki de olmamıştır. Bu nedenle dikkat edin, Sayın Bahçeli meşruluğu 31 Mart seçimlerinde bize oy verin diyor. Çünkü eğer biz yenilgiye uğrarsak, oyumuz azalırsa, o zaman bizim kurduğumuz sistemin meşruluğu sorgulanır. Ben de diyorum ki, hayır, zaten bu meşru değilsin kurduğunuz sistem. Ama şu var. Demek ki kuşku duyuyor bundan. Kuşku duyuyor. Şimdi bu açıdan meşruluk çok önemli. Meşruluk sorgulaması temel sorgulamalardan biridir. Ve meşruluk sorgulamasıyla birlikte belirteceğim ikinci kavram var. O da mer'ilik kavramı. Gençler bilmeyebilirler. Mer'iyet, yani yürürlükte olma. Meşruluk, bildiğiniz gibi akla, hukuka, doğruluğa, yerindeliğe aykırı olmadır. Şey ise
Meliyet ise, yürürlük ise yasal olan, yürürlükte olandır. Şimdi şöyle bir ayrışma ve birleşme oldu. Biz 3 parti, CHP, HDP, İYİ Parti ekseniyle AKP, MHP ekseni arasında biz meşru değil diyorduk. Biz meşru derken, değil derken 6 ay öncesinden hayır nasıl meşru değil diye söylersiniz. Çünkü 16 Nisan'da 6771 sayılı kanun halk tarafından oylandı. Halkın oyladığı metne niçin meşru değil diyorsunuz? Biz de hemen meşru değil çünkü olağanüstü ortam ve koşullarda oylattınız. Baskı altında oylattınız. Devletin olanaklarını kullanarak oylattınız. Ve doğru ise kıl payı aldınız. Meşru değil bu. Olabilir. 6771 Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuca göre meridir, yürürlüktedir ama meşru değil. Şimdi bu görüşümü aynen muhafaza ediyorum. Zaten 15 Temmuz anayasasında da bunu ayrıntılı olarak işledim. Şimdi ikinci meşruiyet ayağı ise 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran seçimleri de meşru değildir. İşte biraz önce sevgili meslektaşım bir ayağına dokundu. Düşünün, hani evet alışmıştık dememiz lazım. Hiçbir zaman alışmadık ve alışmayacağız. Çünkü akla aykırı olan, hukuka aykırı olan bir hususa alışmamak lazım. Ama yüzler, binler de ifade ediliyordu. KK ek listelerinin kapsamı ama 18 bin küsur. Ne yaptı? Zirve yaptılar. Ne zaman yaptı zirveyi? Ne zaman yaptı? İki şeyden sonra bir dendi ki o hali seçimden sonra kaldıracağız. O hali kaldıracaksan niçin seçim bekliyorsun? 24 Haziran. 24 Haziran seçimleri o halde. 24 Haziran o halde gitti. İki, onun da yetinilmedi. Tam kaldırılmasına, kalkmasına birkaç gün kala 18 bin küsur. İşte o iki husus başlı başına 24 Haziran seçimlerinin neden meşru olmadığını söylemek için yeterlidir. Şimdi meliyet sorunu nedir? Meşru değildir ama melidir. Ama biz tabii ki hukuka inanan kişiler olarak hiç değilse dedik mecliste bu yaptığımız yasaları, getirdiğiniz, bize oylattığınız, oylatmaya çalıştığımız yasaları sizin kabul ettirdiğiniz meşru olmayan ama meli olan 6771 sayılı kanuna uygun olarak yapalım. Hayır, o da olmadı. O zaman dedik yani siz tamam yürürlükteki anayasaya karşıydınız. Tanzimat'tan bu yana tarihimizde en büyük siyasal ve anayasal kırılmayı yarattınız. Ama kendi koyduğunuz kurala da uymuyorsunuz. Yasa önerisini hazırlama bakımından, komisyona geniş şekli bakımından, komisyonlardaki görüşme, genel kuruldaki görüşme, yazım tarzı, anayasaya aykırılık, tamamen aykırı. O zaman dedik, buluştuk bir yerde. Biz meşruluk sorgulaması yapıyorduk. Şimdi siz de meriyet sorgulaması yapıyorsunuz. Demek ki bu sizin getirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdiğiniz ama anayasal dayanağı olmayan bu sistem sürdürülemezdir. Sürdürülemezdir. Şimdi bunu dillendirmemiz gerekir. Bu açıdan biraz sonra öneriler kısmında bilgi temelinde niçin politiktir bunu iyice belirlememiz gerekiyor. Şimdi bu bakımdan evet politik dizide bu politik bir süreçtir ve bu bakımdan 31 Mart seçimlerinin sonuçları belediye başkanları sayısının ötesinde %50'nin dağılım biçimi önemlidir. Niçin umutluyum? Umutlu olmak durumundayız. Bunca hukuksuzluğa, bunca haksızlığa, mağduriyete rağmen o %50 dengesi bir türlü değişmedi ve geri kalan %50 ne kadar düşmanlaştırılsa da hayır, o bir türlü gözlerinde daha da azaltılamadı, yok edilemedi. Bu bakımdan bu onlarda bir korku yaratıyor.
Bizde ise bir umut yaratıyor. Belki onlar develer, filler, silahlar, tanklar, tüfekler, toplar ama bizimki biz hukuken biz haklıyız. Haklılık bize güç veriyor. Güçsüzlerin gücü, hukuki güç. Bu belki uzun dönemli olabilir, belki büyük mağduriyetler devam edebilir ama güçsüzlerin gücünü fark etmesi çok önemli. Tabii ki güçsüzler hukuki yollara başvururken bu güçlerinin bilincinde olmaları kaydıyla. Şimdi bu belirlemelerden sonra madem ki ikinci yıl OHALİK yani kısaltılmış biçimiyle geçen yıl birinci yılının sonunda benim işte KYK'nin birinci yılının sonunda Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiğim bir demeçte büyük başlıkla OHALİK komisyon AKP'nin gaz odası nitelemesi yapmıştım. Ve evet aradan bir yıl daha geçti ama bu odanın teliğinde kayda değer bir değişiklik olmadı. Şimdi niçin karşı çıkmıştık buna? Çünkü bu demiştik yargı yolunu kapatıyor, loke ediyor yargı yolunu loke etmesi mağduriyetlerin zaman bakımından uzamasına, derinleşmesine neden olacak. Bu bakımdan bunun kurulmaması veya bu mekanizma gerek Avrupa Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi tarafından pilot karar örneği bir karar verilmek suretiyle ona yol gösterilmesi ve başvuruları o şekilde kategorize ederek bir an önce bunları sonuçlandırması dedik ama o olmadı. Bugün de bütün çıplaklığıyla bu sorun karşımızda duruyor. Bu açıdan biz zaten mecliste komisyon artık lağvedilmelidir görüşünü dillendirdik. Biraz sonra Ömer Faruk Bey ise onu anlatacaktır. Ama öyle görünüyor ki görünen odur ki hayır bunu sürdürecekler. Bunu sürdürecekler. O zaman yine bizlerin mağdurların görevi bu konuda kararı bir an önce ama kararı anayasaya sadakat ilkesi çerçevesinde kararı bir an önce yani hukukilik temelinde karar ver. Yoksa ben hukuk dışında, anayasa dışında hiç kimseye benim, ben hani kendi adıma konuşayım hepinizi kuşkusuz temsil etme iddiasına değilim. Hiç kimseye sadakat borcum yoktur. Dolayısıyla hukukilik şeyini ilkesini sürekli hatırlatmamız gerekir. Komisyona çünkü 2 yıl geçti, 2 yıl daha geçer. Ama o komisyonun bu şeyi, bu tarihsel mağduriyetler damgası ve hukuku bloke etme şeyi yaftası hep anında yapışır, durur ve o da onun da silinmesi tabii ki kolay değildir. Olmaması da gerekiyor. Olmaması gerekiyor çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'de insan hakları mücadelesinde gördüğümüz bu devlet içi veya devlet dışı süreçte bazen birbiriyle bağlantılı olan halkalar söz konusu. Ben geçen hafta cumartesi akşamı Berlin'de Rand Dink'i de anma vesilesiyle dillendirdim. Yasama, yürütme ve yargı sürecinde ne oluyor? Yasa 301 gibi kanunları hükümleri koyuyor. Yürütme etkili soruşturmayı engelliyor. Yargı ise yargılanmıyor. Dolayısıyla suçu işleyenin bir bakıma yanına kar kalıyor veya cezasız kalıyor. Ama burada önemli olan nedir? Vurgulamak istediğim şu. Mesela
cinayete karışmış olan kamu görevlileri ödüllendirilebiliyor. İşte Ömeroğlu'nun Yargıtay üyesi olan ve Ramping suç işlemiştir diyen bir Yargıtay üyesi sonra ombudsman yapıldı. Yani Türkiye'de insan haklarının korunmasından sorumlu kişi yapıldı, ödüllendirildi yani. Oysa eğer Yargıtay o kararı vermeseydi Ramping hedef gösterilmeyecekti ve beklerimiz de olacaktı. Dolayısıyla hani burada hak ihlallerine şu ya da bu biçimde bulaşan kesimler özellikle olağanüstü dönemlerde çok daha yaygın. Türkiye'de gördüğüm olağan dönemleri geçirdiği zaman onlar bizden daha fazla hak savunucusu oluyorlar. İşte bu insan hakları etiği, insan hakları ahlakı konuyu bu açıdan da incelememiz gerekiyor ve onların öyle hani insan haklarına aykırı eylem ve işlemlerinin yaptırımının hapishane olmasa da toplumsal yaptırım esasen hani, unutulmasının kolay olmaması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi bu çerçevede tabii olağanüstü hal inceleme komisyonu blokaj dedik. Hızlandırılır mı? Ne kadar hızlandırır? Evet, öyle bir hızlandırılacağı yönünde söylemler var. Ancak tabii ki bu aşamadan itibaren reddedilmiş, dosyaları reddedilmiş mağdurların hemen yargı yoluna başvurmaları ve yargı yolunda hukuki argümantasyonu, hukuki malzemeleri çok iyi kullanmaları gerekir diye düşünüyorum. Ve bu başvurularda çünkü idari yargı tükendikten sonra anayasa yargısı başlayacak. Ondan sonra Avrupa yargısı. Ama hemen şimdiden şu engel çıkacak karşılarına ve yasada da adınız var. Artık listeler yasa haline geldi. O zaman hemen davanın ilk aşamasından itibaren bu yasa anayasaya aykırıdır. Bu şekilde binlerce kişinin ek listesinde yer aldığı yasa diye bir kavram yok. Anayasaya aykırılık itirazı gibi itirazların yapılması ya da aynı şekilde mahkemelere bu bir düşünce suçudur. Muhalifi kriminalize etme suçudur. Dolayısıyla hukuk düzleminde ve fikir özgürlüğü alanını suç dışında bırakmanız lütfen ilke kararı verin diye bu süreci hızlandırmak. Belki burada şu kullanılabilir, idari yargıyı hızlandırmak için bakın komisyon şu kadar yıl çalıştı ve komisyonda hakimler vardı. Komisyon güvenceli olduğunu söyledi ve bu güvence aynı zamanda Avrupa Mahkemesi şemsiyesinden yararlanılarak kullanılan bir güvence oldu. Şu halde siz yargı olarak karar verecekseniz hakkımı iade edin ama vermeyecekseniz komisyonun beklettiği kadar bekletme şeyiniz yok. Hemen adil yargılanma hakkı gereği bunu sonuçlandırın diye bir talepte bulunma baskı mekanizması oluşturmak. Bu süreçte paralel davalar açmak, mesela pasaport olayında Avrupa Mahkemesi'nin kapılarını zorlamak. Çünkü ortada bu kadar yıl geçti, mesleğinden yoksunluk dışında herhangi bir suç yok, suçlama yok. Eğer zaten ben suçlu olsaydım o zaman komisyona değil mahkemeye gönderilirdim. Komisyon benim o gaz odası şeyim, iddiam bu şekilde de bir hukukla neden hukuktan bu şekilde kaçırdı? Çünkü sonuçta 100 bin kişi diyelim ortalama olarak ama Türkiye'deki mahkemeler ve orada görev yaptığı söylenen
200 kadar uzman esasen kamu görevlerinden getirildi ve çoğu hakim ve savcı o zaman onlar kendi yerlerinde görev yapsalardı. Muhalifler hiçbir biçimde karşılaştırmalı hukukla, sadece karşılaştırmalı hukukla değil, bizim Türkiye'deki beğenmediğimiz ceza hukukunda bile yeri olmayan ihtisap gibi kavramlarla suçlu yaratma yerine, terörist yaratma yerine mahkemelere ve üstelik bağımsız olmayan mahkemelere bile rıza gösterme eşiğine getirdiğiniz kişiler için neden bunu oluşturdunuz demek durumundayız. Şimdi burada tabii ki sonuç olarak kısa konuşacaktım ama konunun genişliği nedeniyle son olarak şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman bu başvurularda Avrupa Mahkemesi yolunun belirtilerini unutmayalım. Yani Avrupa Sözleşmesi'nin maddelerini de kullanalım. Avrupa Mahkemesi'nin kararlarını da yollama yapalım. Çünkü Türkiye insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ni ilk tanıyan devletler arasında yer almaktadır. Böyle olduğu halde Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olduğu halde bugün Türkiye insan hakları ihlallerinde bir tür birincilik görevi nominal olarak olmasa da benim gözümde efektif anlamda gerçekten ilktir. Şimdi bu çerçevede benim önerim yine ilkte yani açılış konuşmalarında dile getirildiğiyle uyuşması açısından kuşkusuz benden sonraki konuşmacılar da bunları ilerletecekler. Şu üçlü birliktelik fikir, hukuk ve eylem. Fikir, hukuk ve eylem. Şu anda hem fikri bir faaliyetteyiz hem de bir toplantı eylemsel. Ama bu üçlüyü benim görüşüme göre hem ayrı ayrı hem birlikte hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Hukuku iyi koyalım, hukuk umudumuzu bitirmeyelim. Hukuksuz, hukuka karşı pervasız olan kişilere karşı hep hukuku hatırlatalım. Ama doğru bilgilenme hakkını hani dediniz ya haklı olarak ateş düştüğü yeri yakar bu Anadolu'da ki bu özdeyiş tam tamına da doğrulandı maalesef son 2 yılda 3 yılda. İşte bu biraz da bilgi kirliliğinden kaynaklandı, dezenformasyondan kaynaklandı. O nedenle doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi hep paylaşalım. Hukuku iyi kullanalım. Eylem, birlikte bilgi, kolektif dayanışma halkalarını sürekli genişletelim. Çünkü hukuk aslında bugün benim hukuka ihtiyacım yok diyenlerin yakın gelecekte muhtaç olabileceği güçlü bir toplumsal dokunun normatif yapısıdır. Bu bakımdan işte 10 yıl öncesine bakalım, bugüne bakalım. 10 yıl önce de her şey güldük gülistanlıktı birilerine göre. Bugün birilerine göre yine her şey güldük gülistanlık. Ama demek ki burada bu şekilde bu işlerin yürümediği, bu salonda bulunanların ortak faydalarından da ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Bu üçlü önemli. Fakat bir son üçlüyü de izninizle belirterek noktalayayım. Şimdi tabii hani benim sıfatım herhalde 2 kişi parlamenter olarak meclisten. Ömer Faruk Bey ve ben. O oradaki sorunu sizler de zaman zaman geliyorsunuz. İşte oradaki gerek oluşturduğumuz kurullara, komiteye gerekse yargılama sürecine ve orası orada çaba gösterilmeli fakat yalnız bırakılmaması gereken bir yer. Yani
meclis yasama mutlaka toplumsal taleplerle desteklenmesi gereken bir yer. Biraz önce baroların önemine işaret ettim. Bu şey devam ediyor. Yani bütün Türkiye baroları, Barolar Birliği demiyorum. Barolar bu hukuk talebinde daha çok öne çıkmalı. Ama bunun üçüncü ayağı sivil toplum örgütleri, uzmanlar, gazeteciler, medya ve tabii ki haklı güçlülüğünü haklılığından alan, diyelim gücünü haklılığından alan güçsüzler, toplum mağdurlar. Bu şeyi, bu üçlüyü hiçbir zaman şey yapmayalım. Yani meclis, barolar, hukuk kurumları, çünkü yani yargı eğer savunma karar üçlüsünde savunma yoksa karar da adil çıkmaz. Bunları anlatmamız gerekiyor. Ama üçüncü ayak bence belirleyici, bilgilenme hakkımızı kullandığımız ölçüde, bunları talep edebildiğimiz ölçüde, hukuku öne çıkarabildiğimiz ölçüde ve eylemle topla yanışma halkalarını genişleterek yasama organına, ben hep söylediğim gibi yalnızca biz CHP'lileri ya da HDP'lileri, İYİ Partilileri değil, esasen öbürlerine de bu haksızlıkları sürekli hatırlatarak, sürekli seçmenleri nezdinde de faaliyette bulunarak bunu yasama sürecine yansıtmak durumundayız. Siyasal ayağını ise 31 Mart'ı hiçbir zaman unutmamak kaydıyla teşekkür ederim. Dikkatiniz için. Çok teşekkürler İbrahim Hocamıza konuşmasından dolayı. Panelin birinci oturumun sonunda aslında diğer iki konuşmacı da konuştuktan sonra soruları almak istiyoruz ama İbrahim Hoca Sosyal Avukatlar Derneği'nde Uğur Mumcu adına düzenlenen bir panele katılacağı için önceden soruları almak istiyoruz. İbrahim Hoca'ya yöneltmek istediğiniz sorular varsa buyurun, bekliyoruz. Hocam teşekkür ederim konuşma için. Ben şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz hani Türkiye'de belli şeylerin değişimi için hani tarihsel süreçleri biraz böyle dış baskının önemli bir rolü oluyor genelde. Hani her ne kadar şu anda dış dünyada da bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin bir yerde çöktüğünü görsek de dış baskı hala önemli bir rol oynayabilir. Hani sizin kişisel olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda olan ve olabilecek gelişimleriniz nelerdir, ne yapılabilir? Tamam. Soru yapalım. Evet. Peki, teşekkürler. Onu dış baskı demeyelim. Yani sözcüğü, kavramı biraz daha farklılaştıralım. Şöyle farklılaştıralım. Şimdi az önce belirttiğim gibi Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu devleti. Birleşmiş Milletler'in hakeza ve biz Avrupa ile bu bakımdan insan hakları Avrupa'sıyla iç içeyiz. Strasbourg'daki mahkemeyi dış mahkeme olarak görmeyelim. Bu Türk yargıcında bulunduğu Türkiye'den anayasamızda sözleşmenin adı var ve bir tür hani nasıl ki anayasa mahkemesini gidiliyor bireysel başvuru Yargıtay kararına karşı Anayasa Mahkemesi kararına karşı da Avrupa Mahkemesi'ne gidiyor. Şimdi bu mekanizmaları, bu hukuki mekanizmaları iyi kullanmak. Bunu yeterince hukukçular olarak kullanabildiğimizi düşünmüyorum. Hatta kimi zaman Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi birbiriyle karıştırılır. Onun ötesinde sizin sorduğunuz soru bağlamında mesela pazartesi günü Berlin'de Berlin Barosu Başkanı'yla görüşürken neler yapabiliriz birlikte diye, işte burada işbirliği Türkiye'de hukuka dönüş için sizler dedim, bizim şu anda iktidara sempati duyan ama Almanya'da Avrupa'da yaşayan hukukçularla da işbirliği yapmamız gerekir. Çünkü Alman hukuk kültürünü aldığı için evet bir kişiye sempati duyuyor, onu şey yapıyor ama hayır, bu kadar olamaz diyor, hukuka aykırı diyor. Şimdi bu önemli, diyalog önemli, işbirliği önemli
bu bilgi alışverişi önemli. Bunun gibi benimle görüşen diplomatlara, yabancı gazetecilere hep daha çok diyaloga girin, daha çok Türkiye'yi keşfedin, daha çok işbirliği yapalım. Çünkü Avrupa bir yerde şu yanılgıya girmişti. Türkiye bir partiden ibarettir. Şimdi ise tersine hani onun yüzünden Türkiye, hayır böyle bir yüksek ihtiyacımız yok. Biz kurumsal olarak da Avrupa'dayız. Şey olarak da, hukuk sistemi olarak da biz Avrupa ile ilişkilerimizi bir dış baskı şeyi, bir ortaklık şeklinde çok daha geliştirmek ve örmek durumundayız. Bu şekilde devam edelim. Hocam biz 90'lı yıllarda, 89-90'lı yıllarda sendikalarımızı kurduğumuzda sendika kurma hakkınız yok diyorlardı, engel oluyorlardı. Halbuki biliyorduk ki anayasanın 90. maddesi delaletiyle sendika kurma hakkımız var. Şimdi de onu da bırakın uluslararası sözleşmeleri, anayasanın temel hükümlerinden bir tanesi barışçı, şiddete başvurmadan herkesin önceden izin almaksızın basın açıklaması yapma, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı var diye yazıyor, anayasada yazıyor. Ama bugün siyasal iktidar bu anayasal hakkı kullanmayı kabahatler kanunu çerçevesinde değerlendiriyor. Biz her gün sokağa çıkıyoruz, onlar da bizi alıp kabahatler kanunundan ceza veriyorlar. 200'ün üstünde oldu benim gözaltı sürem. Şimdi siz hani hukuktan söz ettiniz, hukuki mücadeleden söz ettiniz. Sizi tanıyorum, yakinen tanıyorum, saygı duyuyorum. Fiili ve meşru mücadele konusunda, direnme hakkı konusunda ne diyeceksiniz? Ne diyorsunuz? Biz onların bize bir izin vermesini mi beklemeliyiz, yoksa fiilen bu hakkı kullanmalı mıyız? Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle, şimdi dediklerinizi hukuki temele oturtursak, aslında 66-38 sayılı yasa ile, yani 2015 Nisan'ında yürürlüğe konan yasa ile, o meşhur iş güvenlik kanunu ile Türkiye'de bir fiili OHA ilan edilmişti. Sonra anayasal süreç işletildi ve sona erdireceğiz derken, sona erecek denirken, biraz önce değindiğim o meşhur 19 Temmuz'da görüştüğümüz 7145 sayılı 3 yıl daha uzatılmasına dair geçiş kanunu onunla devam ettiriyorlar. Şimdi bu gerçeği kabul edelim. Bu şekilde Türkiye maalesef son 4 yıldır olağanüstü hal altında. Ancak anayasanın dediğimiz gibi o hükümleri de orada duruyor. Duruyor yani. Bu madde 33-34 özellikle ve hala madde 34 bir belirli bir standardı olan Avrupa standardı diyebileceğimiz az çok bir standartta ve o konuda Avrupa Mahkemesi çok sayıda karar verdi ve iki hususu sadece belirterek yanıtlayacağım. Az biliniyor çünkü Türkiye'den giden davalarda Avrupa Mahkemesi şunun altını çizdi. Bir toplantı kanunsuz da yapılsa, yani öncelen izinsiz haber vermeden kanuna aykırı da olsa, o toplantıya karşı şiddet kullanılması, yani kanunsuz olması, yasa dışı olması şiddet kullanımını haklı ve meşru kılmaz. Bu önemli, bunu bilelim. İkinci husus ise özellikle hukukçu arkadaşlara önerdiğim şu, direnme hakkını telaffuz etmeyelim. Çünkü anayasada önce anayasal hakları tüketelim. Anayasal haklar tükendikten sonra direnme hakkı gelir. Mesela Gezi olayı, ben Gezi sahiplenmesi dedim. O hazırladığımız Gezi Hukuki İzleme grubu raporuna Gezi sahiplenmesi, meclise de söyledim. Gezi sahiplenmesi anayasanın şu maddeleri çerçevesinde olmasaydı şimdi orada AVM olacaktı diye. Dolayısıyla benim görüşüm, önerim, biz anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Kamu yararı için anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Anayasal haklar bittiği zaman direnme hakkını kullanalım. Bu şekilde aşamalı gitmemizde yarar var. İşte az önce belirttiğim üzere mesela OHAL KYK'lerini
yasalaştırdılar. Ama o yasalar anayasaya aykırı. Mahkemeye gittiğimiz zaman ben direnme hakkımı kullanıyorum biçimde değil. Hayır, onun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi ve Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi şeklinde bir sürecin işletilmesi. Buyurun. Yargılamaları döneminde üzerinde tutup yalnız Türk yargısı olarak, Türk mahkemeleri olarak baktığımızda yani 2015'te işte HSK yeni seçimleriyle kurulan Danıştay 16 ve 17 yılında daireler sonra kapatıldı bunlar. Sonra işte yargıtaydaki değişiklikler vesaire falan. Ve bunlar tüm genelinde baktığımız zaman yani yargılamalardaki verilen kararlar eğer karşı taraf bir devlet kurumu ise ya da egemen güce yakın bir kişi ise yani ya da muhalif iseniz ki eğer OHAL komisyonu, OHAL ekim listeler isminiz çıkmışsa ki yani mahkemelerde bu hemen hemen yani normal bir yargıta ya da idari mahkemede demiyorum herhangi bir sulh mahkemesinde bile bunlar gözetilir duruma gelmiş durumda. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Çünkü gerçekten her yerde tıkanıyorsunuz. Yani normal bir devlet memuru olmak istemeseniz de ticari hayatta bulunmak istediğiniz zaman sulh ya da vergi mahkemesine geçtiğiniz zaman hani isminiz orada geçtiğiniz zaman sizin KHK'lı olmanız, ekliste de olmanız. Yani sadece aslında çok ilginç bir şey. Yani 2015-2014 itibariyle aslında böyle şeylerle karşılaşılmaya başladı yani. Fiili olarak yani, fiili olarak bunu gördüm ben bizzat. Yani bunun üzerinde nasıl yapacağız yani? Sadece OHAL komisyonunda hani kurtulduk, bir şekilde çözdük. Sonrasında bütün bir yerde cenahıyla nasıl uğraşacağız? Çünkü isminizin olması, muhalif olmanız. Tamam. Teşekkürler. Tabii sorunuz önemli ama çok kapsamlı. Yani ister istemez bir kesitle yetinmek durumundayım. Fazla eskiye gitmedim çünkü hani haliyle buna odaklandık ama benim başka yazılarımda uzunca açıkladığım anayasasızlaştırma süreci 2015'te başlamadı. Fakat bu sizin dediğiniz tikel olaylar, mağduriyetler ve kolektif mağduriyete dönüşen durumları teker teker incelerken, birlikte tavır koyarken, hukuki mücadele yollarını ararken o bütün tabloyu da görmezlikten gelmememiz gerekir. Mesela niçin 15 Temmuz diyoruz Mira? Çünkü benim görüşüme göre ki bunu meclise defalarca bildirdim. 15 Temmuz'a anayasa yüzünden gelmedik. Anayasa ihlal edildiği için geldik. Başta 70. madde işte kamu hizmetinde liyakat ilkesi. 24. madde. 24. madde dinin politikaya adet edilmesi. 15 Temmuz'dan sonra düzlüğe çıkmak için, Türkiye'nin normalleşmesi için hukuka asgari saygı dedik. Anayasaya asgari saygı dedik. Fakat bakın bir küçük örnek. Birkaç hafta önce bir torba yasa yine ki bunlar hep torbaya dolduruluyor. Bu 3 yıl uzatılmasına torba kanun. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Şuna çevrilmiş. Gaziantep İslam ve İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Yani, neden bunu? Yani siz teoloji üniversitesi kurabilirsiniz acaba. Var olan bir üniversiteye karşı çıktık. Hayır, olmadı. Olmadı. Ama itirazlarımızla komisyonda defalarca itiraz üzerine bir müzakereye alalım dediler. Biz bir umut doğdu. Sonra hayır dediler. Emir çok yukarıdan. Ben hatta genel kurulda dedim ki belki Ömer Faruk Bey hatırlayacaktır. Bakın dedim bu dinin politikaya alet edilmesidir. Yani var olan bir üniversitenin adını siz bu şekilde yapabilin. Böyle gelindi 15 Temmuz'a. Şimdi yeniden başlıyorsunuz. Sonra nitekim oylandı, haliyle biz azınlıkta kaldık. Daha belki resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz, rektör hazırmış. Hazırmış, adamına göre üniversitenin adı değiştirildi. Yani şimdi böyle olunca tabii ki biz bu büyük resmi görmek durumundayız. Çünkü hep aynı. Bugün güllük gülistanlık diyorlar. 10 yıl önce de öyle diyorlardı ama toplumun ihtiyaçları, toplumun
uğradığı haksızlıklar, mağduriyetler bitmeyecek. Siyah şey ise, yargı ise tamam, büyük şeyler, çok zor düzeltilmesi. Fakat emin olun, mecliste şöyle bir irade çıksa, şöyle bir irade çıksa, tıpkı anayasaya ettiğimiz yemin üzere, anayasanın 11. maddesi duruyor, üstünlüğü bağlayıcıdır. Anayasanın 138. maddesi duruyor, yargı, kararı kimse karışamaz. Bu bile Türkiye'de asgari bir şey, bir soluk aldırır Türkiye. Çünkü herhangi bir olay oluyor, 138'in söz söylemesini yasakladığı kişi hemen ilk sözü söylüyor. İlk sözü söylüyor, ondan sonra yargıç geri çekiliyor. Çünkü başına gelebilecek şeyi, tabii her yargıçtan bekleyemeyiz ya, sen de hapse girsen de görüp bunu bekleyemeyiz. Şimdi bu bakımdan neden siyasaldır? Aynı şekilde gelerek son sözümü söylüyorum. Biraz mesela 24 Haziran'da tablo, meclise yansıyan tablo biraz daha dengeli olsaydı bu kadar olmazdı. O nedenle 31 Mart'ta biraz farklılaşırsa, %50 dengesi farklılaşırsa o zaman mutlaka oraya da yansıyacaktır. O nedenle bize sadece kendi dosyalarımızla ilgili görev düşmüyor, bize koca Türkiye Cumhuriyeti için görev düşüyor. Hepimizin yolu açık olsun, moralimizi bozmayalım. Biz hukuka olan umudu onların da yakınlarının, çocuklarının, gelecek kuşakların hukuka muhtaç olduklarını onlara da anlatma misyonunu hiç üzerimizden eksik etmeyelim. İlginiz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın, kusuruma bakmayın. Her şeyi bir arada yapmak mümkün değil. Bu kadar oldu. Size kolay gelsin diyorum.